basınla bir araya geldiniz. Kendinizi ifade ettiniz. Neler düşünüyorsunuz? Bugün basınımızın değerli mensuplarıyla birlikte bir araya geldik. Mutlu olduk. Tanışmış olduk. Onların Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Onu kutladık. Bundan sonraki süreçle ilgili kendileriyle ne yapacağımıza dair bilgiler verdik. Onları tanıdık. Onların sorularını aldık. Bundan sonra gazetecilerimizle, basın mensuplarımızla sürekli bir araya geleceğiz Allah'ın izniyle. İhtiyaç duydukça. Çok memnun oldum. Basınla bir araya geldiniz. Aynı zamanda bayrak teslimi oldu. Azmi Bey aynı zamanda. Neler düşünüyorsunuz? Evet. Biz bayrak teslimine adaylık anlamda zaten bundan 15 gün önce Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla gönderildiği zaman Azmi Bey'i buraya yapmıştık. Sevinçliyiz. Hangi anlamda? İşte tecrübeli, milletvekilliği yapmış, siyaseti bilen bir adayımız var. Diğer tarafta inşallah anahtarı, hani eğer onu soruyorsanız mührü biz 1 Nisan sabahı vereceğiz inşallah. Dolayısıyla bütün çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Önümüzde 2,5 aylık bir süreç var. Gecemizi gündüzümüze katıp kendimizi, halkımızı ifade edip burada hizmetin ancak bu zihniyetle, Recep Tayyip Erdoğan zihniyetiyle, AK Parti zihniyetle yürüyeceğini insanlarımıza anlatacağız. Projelerimizden bahsedeceğiz. Gönlümüz açık, yolumuz açık, kapılarımız açık. İnsanlar da bu anlamda gönlümüzde kalmaya, talip olmaya devam ettireceğiz inşallah. Aslında bir araya geldiniz. Siz de ilçe başkanısınız. Neler düşünüyorsunuz? Belediye başkan adayımız belli olduktan sonra basın mensubu arkadaşlarımız Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle hem de belediye başkan adayımızı tanıtmak için hem de basın mensuplarını belediye başkan adayımız tanısın diye bir araya geldik. Bence çok verimli bir toplantı oldu. Herkes sorularını sormak isteyenler kafalarındaki soru işaretleriyle alakalı cevaplarını aldılar. Bence çok verimli bir toplantı oldu. Bundan sonraki süreç içinde faydalı çalışma oldu.